cenne şanuhu. Selamun aleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. İki eşin birbirine övgüde bulunması doğru mudur? Biz bunu övmek olarak nitelendirmeyelim de birbirlerinin iyiliklerinin anlatılmasında fayda var. Çünkü iyilikleri yaymak, iyiliği met etmek, iyi bir şeyi teşekkür etmek, hamd etmek, buna iyilikle karşılık vermek sünnet-i Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem hazretine. Cimadan sonra boy abdesti almadan ikinci kez cima etmeleri caiz midir? Caizdir. Ama velakin şerh düşmüşler. O kimselerin en azından cinsel organlarını yıkamaları gerekir. Cima sırasında erkek ve bayandan çıkan meni necaset hükmünde midir? Meni ile alakalı, meni insan bedeninde durduğu müddetçe kan gibi necaset hükmünde değildir. Ama velakin o dışarı çıkınca ondan temizlenilmesi gerektiğine dair Kur'an ve sünnette, sünnet-i Resulullah'ın bu noktada hükmü var. Necaset hükmünde ise bunun bulaştığı eşyaların makineye direkt diğer kıyafetlerle yıkanması uygun mudur? Bunda bir beis yok. İlla ki bulaşan eşyaların bulaştığı yeri yıkansa veyahut da onun necaset hükmü kaldırılacak, efsafı bozulsa, biraz üzerine su dökmek gibi, kuruduysa çitelemek gibi yeterlidir. Evlilikle ilgili tavsiye edeceğiniz bir ilmihal kitabı var mıdır? Bununla alakalı bir ilmihal kitabı hiç okumadım. O yüzden bu noktada tavsiye edebileceğim bir ilmihal kitabı yok. Hadis-i şeriflerde, fıkıh kitaplarında karı kocayla alakalı, haklarla alakalı, evlilikle alakalı, nikahla alakalı hadislerden faydalanabilirsiniz. Dershaneler kapandı, yüzlerce binlerce öğretmen işsiz kaldı. Binlerce belki de yüz binlerce insan buna bağlı olarak işsiz kaldı. Bunların içinden eşi, çoluk çocuğu olanlar da vardı. Bu yapılan haksızlık değil mi? Bu konu hakkında fikriniz nedir? Türkiye'deki eğitim sistemi tamamiyetle batmış vaziyette. O yüzden dershanede okuyanlarla dershanede okumayanların ne yazık ki üniversiteye girme gibi, değişik liselere girme gibi hak ve hukukuna ne demeli? Parası olanlar özel ders alıp özel kurslara, dershanelere gidip üniversite kazandılar. Parası olmayanlar da devlet okullarının verdiği eğitimle yetinip onunla girmek zorunda kaldılar. Böylece de yüzlerce, binlerce bu noktada fırsat eşitsizliği olmadı mı? Devlet kendi dairesinde fırsat eşitliliği yaratmak zorunda. Buraya girersek dağılır ortalık. Eğer bir kısım tarikat, cemaat, cemiyet, İslami noktada olan kurum, kuruluşların yapmış oldukları bu şeyse, bunun ilk başlangıç noktası, ilk çıkış noktası, ilk çıkış noktası, mümin, Müslüman, fukara ailelerinin
çocukları da diğer zengin aile çocuklarıyla yarışabilirlik yarışması ve bu noktadaki işte dengesizliği dengelemek için çıktı bu mesele. Burada çocuğunu özel liseye, özel ilkokula gönderebilecek, 17 milyar verebilecek bir kaç tane aile var? Bir şey ihlas ve samimiyet noktasında başlangıcı harika. Müslümanlardan para toplayın. Fakir fukara çocukların okutulması için dershanelerde yetiştirilmesi, diğer sermayeyi elinde bulunduran grupların ve şahısların çocukları için yarışılsın diye bir hareket başlatın. Ondan sonra orada da yine sermayeyi elinde tutan grupların çocukları okusun. Sermayeyi elinde tutan insanların gibi onlarla yarışacak Müslümanların, örtülü bacılarımızın, kızlarımızın, eşlerimizin gidebileceği bir hastane yok deyip para toplayın, pul toplayın, hastaneler açın. Ondan sonra en pahalı hastane orası olsun yine. Yine fakir fukara gidemesin. Bunlar Türkiye'de çarpık sistemle alakalı. Bu iş daha da geriye gider. Bu iş daha da geriye gider. Gitsin gideceği yere kadar, değil mi? Evet. İslam dünyasındaki tarikatların, cemaatlerin ve siyasetin, dolayısıyla ekonominin ve siyasetin en büyük handikaplarından birisidir. Bir tarikat yola çıkarken kendince Kur'an ve sünnet dairesinde duracağını ve tasavvufun ana ilkelerine uyacağını vaat ederekten yola çıkar. Bir cemaat, bunun adına ne de ister, hangisini derseniz deyin, cemaat dedim de hemen Fethullah Gülen Hoca'nın cemaati gelmesin aklınıza. Herhangi bir cemaat, adına ne derseniz deyin. Bu Mısır'da, bu Suriye'de, bu Pakistan'da, bu Türkiye'de, bu Irak'ta, bu İran'da, yani bu ülke söz konusu değil bunda. Yola çıkarken kendilerince Kur'an ve sünnete uyacaklarını, bu yolda yol alacaklarını, bununla hareket edeceklerini söyler. İslami dairede siyaset yapanlar da bu noktada yola çıkarlar. Çünkü taraftar bulamaz başka türlü. Tarikat da, cemaat de, siyaset de kendine taraftar bulamaz öbür türlü. Söylemleri bu olmalıdır. Eğer söylemi bu olmazsa hiç kimse taraftar bulamaz. Biz de dahiliz buna. Siyaseti böyle olduğu gibi ekonominin içerisindeki, yani Müslüman, mümin kimseler de, ticaret yapan, sanayiyle uğraşan insanlar da yolun başında samimilerdir hep. O da şöyle der, yani ben zengin olacağım, benim fabrikalarım olacak. Ben bununla Kur'an ve sünnete hizmet edeceğim. Harikadır bakın. Niyet noktasında hiçbir sıkıntı yok. Ama düşülen bir tuzak var. Düşülen tuzak şu. Cemaatler, tarikatlar, siyasi oluşumlar, ekonomik oluşumlar büyümeye başladığında niyetlerin öyle olmasına rağmen yaptıkları ve faaliyetleri bozulmaya başlıyor.
Ya 10 yıl sonra bizim tekkede semadan para almaya başlamamız gibi. 10 yıl sonra ders kağıtlarından para almaya başlamamız gibi. 10 yıl sonra bütün cemaati aidata bağlamamız gibi. Arkadaşlar bu işler böyle olmuyor. Pamuk eller cebe. 10 yıl sonra sohbet CD'lerinin, zikrullah CD'lerinin satılması gibi. 10 yıl sonra herhangi bir meselede işte bir sohbetlerin kitaplaştırılıp satılması gibi. 10 yıl sonra Şeyh Efendi ile görüşecek olanlar bir miktar yardımda bulunsunlar. Bir problemini halledecek. Değil mi? Tuhaf geliyor size, değil mi bunlar şimdi? Değil mi? Tuhaf geliyor. Herkes yolun başındayken bundan işte yıllar önce ne dendi? Biz arkadaşlar hiç ücret talep edenlerden olmayacağız. Bizim içimize para girmeyecek. Biz yaptığımız dini faaliyetlerin karşılığında bir para talep etmeyeceğiz. Hiçbir şahısta. Buydu değil mi? Eğer normalde bu ilke tabii bu yeni değil. Yani ben Bursa'ya 1990'da geldim. Bursa'dan önce de 86'da ders aldım. Ya 86'dan itibaren böyle bir ilke var. Benim kendi nezdimde. Bu ilkenin bozulduğunu düşünün. Aynı hastalığa biz de duçar olacağız. Bunun gibi İslam dünyasında bu hastalıklar var. Bu hastalığa duçar olanlar kendi içinde bulundukları sistemle organize olup sistemin, mevcut sistemin akarında yürümeye başlıyorlar. Tevhid düşüncesini bırakıp tevhidle alakalı davranması gerektiği hali bırakıp dünya üzerindeki mevcut deccalist ve kapitalist oluşumlarla kol kola geliyorlar. Kapitalizmin ağları, deccalizmin ağları onları sarıp sarmalıyor. Ve yolun başında sadece ve sadece niyet olarak Kur'an ve sünnet dairesindeki niyetlenen bir topluluk bir müddet sonra dünya üzerindeki deccalist sistemin ağlarının arasında, kapitalist sistemin ağlarının arasında sarmaş dolaş olup kendi tevhid düşüncelerini ve tevhid duruşlarını farkında olarak veya olmayaraktan bırakmaya başlıyorlar. Artık orada kapitalist sistemin olguları çalışmaya başlıyor. Ve kendilerince kapitalist sistemle savaşmak için, deccalist sistemle savaşmak için yola çıkmış insanların ne yazık ki fikirleri tecavüze uğruyor. Ne yazık ki fikirleri, düşünceleri bozuluyor. Ve mevcut kapitalist sistemin istediği birer Müslüman haline geliyorlar. Yani onlar da Lat'a, Uzza'ya, Menat'a yeniliyorlar. Ve kendilerince bozuluyorlar. Bir fark kalmıyor. Hani ben bazen alayvari konuşuyorum ya, işte ne filanca finans bankmış. Ulan altında X banka var, aranızda bir fark yok. O yüzde işte 3 veriyorsa, sen de kar payı altında, sen de %3 veriyorsun. Birisi kar payı altında veriyorsa, birisi faiz altında veriyor. Yani o kar payı normalde şey belirli ve enteresan nokta. Bunun akrabam olan kimseden öğrendim. Bir finans bankasının yönetim kurulundaydı. Sordum. Abi dedim, en fazla parayı kime satıyor dedim bu finans kurumu. Ya hacı boş ver ya dedi.
Ya abi dedim, abi söyle. Ben dedim fıkıhen ayağımı dedim boşa çıkarmak istemiyorum ben, çünkü böyle söylüyorum. Doğru söylüyorum dedi. Daha geçenlerde bizimkiler dedi Alorka'ya para sattılar dedi. Müslümanlardan kar payı adı altında parayı topla, git Alorka'ya peşkeş çek. Anladınız mı? Değişmedi bir şey. Yolun başında dediler ki biz Allah rızası için Kur'an ve sünnet dairesinde yol yürüyeceğiz. Müslüman kendince kendi dairesinde götürdü parayı, finansçılara yatırdı. Dedi ki aman ben faiz istemiyorum. O da gitti parayı Alorka'ya sattı. Müslüman kendi kendini aldatmaya devam ediyor. Ben kar payı aldım diyor. Kardeş, bu gitti Alorka'ya sattı. Bu parayı kime sattığını biliyor musun? Hayır. Denetleyebiliyor musun? Hayır. Hesapları kontrol edebiliyor musun? Hayır. Bu konuda sen bunun normalde denetlemesini yapabiliyor musun? Hayır. Ve kurulmuş olan bu sistem, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasa, kanun, hukuk, ticaret, icra, iflas hukukuna bağlı mı? Evet. Nesi İslami kardeşim bunun? Bitti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti İslami bir devlet değildir. Birisi İslami devlet derse savcılıkta, savcılığın önünde solunu alır. Orada nefeslenir. Orada nefeslenir. Ve bütün peygamberler, bütün peygamber bir köye peygamber olarak gönderilmemiştir, büyük peygamberler. Git bir köyde, bir mezrada peygamberlik yap. Öyle bir peygamberlik yoktur. Bütün peygamberler şirkin, küfrün kol gezdiği, şirkin ve küfrün hakim olduğu yerlere peygamber olarak gönderilmiştir. Bakın Musa Aleyhisselam'ın gönderildiği kavme. Bakın İsa Aleyhisselam'ın gönderildiği kavme. Bakın İbrahim Aleyhisselam'ın gönderildiği kavme. Bakın Hazreti Muhammed Mustafa'nın gönderildiği kavme bakın. Hazreti Muhammed Mustafa'nın gönderildiği zamana bakın. Dünya üzerinde iki tane süper güç var. Birisi Bizans İmparatorluğu, birisi Kisra. İki tane süper gücün uydusu hükmünde Mekke devleti var. İki süper gücün uydusu. Dünya üzerinde iki tane para birimi geçerli. Siz bunları okumazsınız. Size bunları okutmazlar. Televizyonlarda Hazreti Peygamber'in nasıl doğduğu anlatılır bize. Lazım bu değil. Bu hayır demiyorum buna. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin metodu anlatılmaz bize. Onun peygamber olarak gönderildiği zamanın ekonomisi, siyasisi, hukuku anlatılmaz bize. İki tane süper güç var. Birisi Kisra, birisi Bizans. Süper güç olduklarını nereden anlıyoruz biz? Şirk, kafir süper güç. Hendek Savaşı'nda ne yapıyor? Balyozu vuruyor, bir kıvılcım çıkıyor. Kisra'nın yıkıldığını görüyorum diyor. Bir daha vuruyor, bir kıvılcım daha çıkıyor. Bizans'ın yıkıldığını görüyorum diyor. Demek ki iki tane büyük süper güç var küfür üzerine. Şu anda da dünya üzerinde iki tane süper güç var küfür üzerine. Dünya üzerinde iki tane para birimi geçerli şu anda. O gün de dünya üzerinde iki para birimi geçerli.
Birisi Bizans parası, birisi Kisra parası. Mekke'de geçen Mekke dinarı değil. Dikkat edin. Ya Bizans parasıyla Kisra parası geçerli. Mekke'de ticaret yapanlar Bizans parası ve Kisra'nın parasıyla ticaret yapıyorlar. Dünya üzerindeki ticaretler, havaleler, ödemeler Kisra'nın ve Bizans'ın parası üzerine gidiyor. Ve o gün için Mekke'de bulunan güçler Kisra'nın ve Bizans'ın uydusu hükmünde. Şu anda dünya üzerinde iki tane para birimi geçerli. Birisi dolar, birisi euro. Üçüncü bir para birimi kurmaya çalışıyorlar. Üçüncü bir para birimi kurdurmuyor bu iki tane para gücü. Dünya üzerinde iki tane askeri güç var. O zaman içinde bir Bizans var askeri güç olarak, bir de Kisra var. Öbür günler parçalı buluttu askeri güçler. Ellerinde fazla bir askeri güç yok. Bizans şöp dediğinde herkes oturuyor. Şu anda da dünya üzerinde böyle. Şu anda da Müslümanların dünya üzerinde askeri, siyasi, ekonomik bir güçleri yok. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu şartlar altında peygamberlik yapıyor. Ve Mekke'dekiler bakıyorlar ki mevcut sistemleri bozulacak. Mevcut sistemlerini değiştirecek olan, mevcut çalışan, çarka çomak sokan bir kimse var. Bunu yanlarına almak istiyorlar. Üç güç sunuyorlar buna. Üç tane güç. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine sunulan üç tane güç var. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer derdin kadınsa Mekke'den istediğin kadını söyle, evliyse boşatalım, onu al nikahla. İstediğin kızla nikahlanabilirsin. İstediğin kadını alabilirsin. Bu birinci teklif. Malum siz buna bakarken şimdi işte Mekkeliler istediğin kadını al dediler. Burada önemli bir şey var. İnsan nefsinin üç tane hastalığı, toplumların üç tane hastalığı, bireylerin, toplumların, ailelerin, devletlerin, kurum ve kuruluşların üç tane büyük hastalığı. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, eğer derdin kadınsa istediğin kadını nikahla. İkinci güç, eğer derdin paraysa gel hazinenin başına otur, al hazine senin olsun, parayı sen idare et. Para senin elinde olsun. Senden daha emin bir kimse mi bulacağız biz? Üçüncü güç. Ve Kur'an-ı Kerim'de de araya bir parantez açayım. Kur'an-ı Kerim'de bir sürü ilahlardan üç tane ilahın ismi vardır. Lat, Uzza, Menat. Müşrikler üç tane put öneriyorlar Hazreti Muhammed Mustafa'ya. Menat. O ne? O para. Gel hazinenin başına geç. Üçüncü put ne? Lat. Güç. İstersen gel Mekke devletinin başına geç. Yönet bizi. Ama şu davandan vazgeç. Bizim ilahlarımızla uğraşma. Bizim oturmuş yerleşmiş bir inancımız var. Bununla uğraşma. Bu yerleşik düzenle, bu yerleşmiş düzenle mücadele etme. Biz bak ne kadar güzel ticaretimiz devam ediyor. Ne kadar güzel bir devletimiz var. Burada biz kendi kendimize bu putçuluğun arasında biz geziyoruz, dolaşıyoruz. Bu putçuluğun arasında rahatız biz. Gel
sen şu davandan vazgeç. Mekkelilerin istedikleri bu. Gel bu davandan vazgeç. Cevap müthiş. Cevap kıyamete kadar Müslümanlara ölçü. Bırakın diyor bu sizin sunduklarınızı, bir elime ayı verseniz. Bir elime de güneşi verseniz. Yani o zaman için bu insanların üzerinde imkansız bir şey. Yani bir kimsenin eline ayı vermek imkansız bir şey. Bir kimsenin eline güneşi vermek imkansız bir şey. Yani siz bu imkansızı başarsanız, bu olmayacak olan şeyi bana oldursanız, benim bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz, vallahi la ilahe illallah demekten vazgeçmeyecek. La ilahe illallah tevhid çünkü. Tevhid. Dediğine ben tevhidten vazgeçmeyeceğim. Ben inancımın, Allah'ın bana emrettiklerinden, Allah'ın bana vahyettiklerinden vazgeçmeyeceğim. Cenab-ı Hak bana neyi emrettiyse, neyi vahyettiyse ben ona göre yaşayıp sizlere onu anlatacağım. Ve bunu tebliğ edeceğim. Ben bununla mücadele etmekle emrolundum. Bununla mücadele etmekle emrolundum. İşte Müslümanların tarih boyunca bozuldukları, tarih boyunca yenildikleri, yanıldıkları, tarih boyunca kapitalizme, deccalizme boyun eğdikleri nokta bu üç nokta. Bütün cemaatler, tarikatlar, siyasetçiler, Müslüman, mümin, iş adamları hepsi de yola çıkarken kendilerince diyorlar ki bu niyetlerinden, bu samimiyetlerinden asla şüphem yok. Yolun başında şüphem yok. Diyorlar ki biz böyle davranacağız. Harika. Ve biz bunu başarmak için yola çıkacağız. Harika. Ama gel gelelim dervişi de, şeyhi de, cemaati de, hocası da, siyasetçisi de, particisi de ne yazık ki yolda yeniliyor. Yolda yenilince şimdi bir tarafı var. Hani o kimse ihlasla, samimiyetle çıktı yola. Bakın bu tehlike herkes için geçerli. Ve her cemaat, her tarikat, her parti, her topluluk için geçerli. Siz yol yürürken birey olarak, birey olarak, topluluk olarak, cemaat olarak bu hataya düştüğünüz an sizin de manevi tokat yemeniz kesin. Buna sufiler manevi tokat derler. Bu da manevi tokat dünyadayken vurulduysa Cenab-ı Hakk'ın ona karşı bir merhameti var. Allah ona merhamet ettiği için dünyadayken manevi tokat vurdu. Eğer Cenab-ı Hak ona merhamet etmeseydi o manevi tokadı vermeyecekti, yedirmeyecekti ona, mahşere saklayacaktı ki onun durumu daha da kötüydü. İster birey noktasında, ister cemaat noktasında, ister parti noktasında, siyaset noktasında, yola çıkarken siz ben Kur'an ve sünnet dairesinde siyaset yapacağım, Kur'an ve sünnet dairesinde bir cemaat oluşturuyoruz, Kur'an ve sünnet dairesinde bir tarikatız, bir sufi topluluğuyuz deyip de yola çıktığınızda bu üç puta yenilirseniz sizin için mukadderat iki tane. Bir, ya dünyadayken bu tokadı yiyeceksiniz. Bunu şefkat tokadı gibi algılayıp kendinize gelip tövbe edip yolunuza düzgün bir şekilde revan olacaksınız. Ya da bu tokat mahşere kalacak. Bundan müminleri Allah muhafaza eylesin. Amin. Mahşerde bunun sonu çok acıklı çünkü. Ama işte bu üç tane. Lat, Menat, Uzza. Yani kadın, para ve güç. Kadın, para ve güç. Bir kimsenin evlenmesinde hiçbir sakınca bir beis yok.
Hakkıdır onun. Evlenmek bireylerin üzerine konumlarına göre farzdır, konumlarına göre vaciptir, konumlarına göre nafiledir, konumlarına göre caiz değildir. Caiz değildir. Konumlarına göre. O yüzden İslam'da Muhammedi bir İslam noktasında bir kimsenin evlenmesi muhakkak ya farz noktasında ya vacip noktasında ya nafile noktasındadır. Caiz değildir dediğimiz nokta o kimsenin ruhi ve fiziki yetersizlikleri vardır. Ona caiz değildir. Akli yetersizdir. Ona caiz değildir. Fiziki yetersizliği vardır. Ona caiz değildir. Burada hani nafile noktasından gördüğüm bir kimse de şudur. Böyle bir eksikliği yok ama işte bir kadına bakabilecek kadar parası yok. O şunu der. Evet ben evlenmeye muktederim ama benim maddi durumum yerinde değil. Benim mehir verecek bir param yok. Benim bir kadını geçindirebilecek kadar maddi olarak bir imkanım yok. Böyle bir işe sahip değilim. Böyle bir kazanca sahip değilim. O kimseye evlenmek bu sefer farz vacip değildir. Veyahut da bir kadının bir kusuru var. Doğurabilme yeteneği yok. Bu kadın der ki benim doğurabilme yeteneğim yok. Benimle evlenen kimse bunu bile bile evlenecek. Bunlar o nafile hükmünde gördüğüm görülen şeyler İslam Hanefilerce bunlar. Ama öbür türlü fiziki ve akli yetersizliği varsa o kimsenin evlenmesi caiz değildir. Akli yetersizliği var. Bunu mesela en azından örneğin bunu tabii bir psikiyatrinin karar vermesi gerekir. Veya bir psikoloğun karar vermesi gerekir. Kadının veya erkeğin psikolojik olarak evliliğe hazır olmaması, kaldıramaması, bunu götüremeyecek noktada olması ve buna karar verecek olan bu konunun eğitimini almış olan tıbbiyeler. Bir normalde işte diğer fiziki bir şey, bunun da karar verecek olan dahiliyeciler. Bunlara caiz olmayabilir. Aslında bunlar önemli şeyler. Şimdi insanlar bunlara dikkat etmiyorlar ama bunlar önemli. Yani siz bakıyorsunuz bir erkeğe, normalde işte aklı yerindeymiş gibi görüyorsunuz, takıntıları var bir sürü. Evlendiğinde o takıntıları, evde huzursuzluk oluyor. Tuvalette terlikleri neden böyle koydun gibi. Veyahut da kadının psikolojik problemleri var, takıntılı. Daha evden daha adam içeri girer girmez soyun. Neden? Kirlisindir sen şimdi, basma halıların üzerine. Ya adam evden içeri girecek gayet normal bir şey. Yok kapının önünde soyunup da içeri gireceksin. Örnek. Veya adam tuvalete girip çıkmış. Tuvalete girdin çıktın bütün eşyalarını değiştir. Nasıl yani basma ya. Üzerindeki kıyafetleri komple çıkar. Tuvalete girdin çıktın. Eyvah. Kadının psikolojisi normal değil. Bir ömür boyu böyle yaşanacak. Bu psikiyatri olarak sıkıntılı bir şey. Onun evlenmesi evet caiz değil. Milletin başını yakmaya gerek yok. Diğer insanlar evlenecekler. O zaman kadından burada kadın olarak yıkılmak ne? Bir kadının sana tamah edip senin haram olarak ona teveccüh etmen. Bir kadınla nikahsız yaşaman. Bu tip ilişkileri kendine makul görmen. Bu tip ilişkileri kendine hak görmen. Uçuşa devam etmek. Abiyane tabirle. Yok hayır. Yok hayır. İkincisi ne? Para. Genelde İslami cenahta hani cemaat, tarikat böyle buralarda koşuşturan kimseler böyle fuhuşa gitmezler. Yani %1, %2'dir. Buna şey yaparlar, dikkat ederler.
Bizim gibi sufi yapılanmalarda bu işte %1-2'dir. Ama sufi yapılanma değilse hadi bu %5-6'ya çıkar. Sufiler nefisleriyle mücadele edeceğiz diye uğraştıklarından bu oran sufilerde daha aşağıdır. Sufiler bu konuda daha disiplinlerdir. Sufilerin içerisinde tehlikede olanlar cemaatin yani topluluğun içerisinde önde olanlardır. Biraz öndese ona biraz teveccüh fazla olur. Teveccüh fazla olunca onun yıkılması kolay olur. Onun yırtılması kolay olur. Allah muhafaza eylesin. O çünkü bir abidir, bir çavuştur. O bir şeyden sorumludur. O mübarektir. O kutsaldır. Oradan yıkılır o. Bu ne? Bu Allah muhafaza eylesin. Bu kadından bozulma. Bunun bir diğerine para. Paradan bozulma. Bizim gibi sufi topluluklarda bu ancak işte o da bizde yok zaten. Mesela işte zekatlar toplanır. Haydi paralar toplanır. Bir yere bir şey yapılacaktır. Hüra, herkes paralar toplanır. Yapılan şey 10 liralık bir şeydir. Ama 10 liralık şey 100 bin lira toplanmıştır. Bizde hani bizim gibi küçük sufi topluluklarda bu o kadar yoktur. Biraz daha büyüdüğünde o topluluk para oynamaya başlar. Başlarlar şirket kurmaya. İlk önce ne yapalım? Ya bu arkadaşlar bir topluluk var. Evet. Ya neden bir başkasına gidip de market alışverişi yapalım canım? Hep beraber bir market kuralım. Bir market kurarlar. Biz sesimizi duyalım. Bir radyo kuralım. Ne kadar böyle muhteşem değil mi? Biz ya çocuklarımızı okutmamız lazım. Gelin bir okul kuralım. Bu çocuklara dershane lazım. Gelin bir de dershane kuralım. Harika gidiyor her şey. Değil mi? Ne kadar böyle heyecan verici. Yani 96'lara gidin şimdi. Eskiler 93'lere, 94'lere, 95'lere gitsinler. Benim üzerimde baskı var. Gel biz de bir dershane kuralım. Gel biz de bir kurs açalım. Gel biz de bir okul açalım. Yapma böyle abi. Bizim de bir okul açmamız lazım. Abi gel biz toplarız. Biz de bir yer açalım. Bana böyle gelenlere diyorum ki 3-4 kişi gelin toplanın. Biz 3-4 kişi bir ticarethane açalım. Ne açacaksak açalım. Ama 4 kişi toplanalım. Ticaret yapalım biz. Cemaati karıştırmayın beni diyorum. Bana diyorlar ki arsa alalım ev yapalım. Düşünüyorum taşınıyorum kaşınıyorum yok Mustafa Özbağ diyorum lan. Geri çık buradan sen. Diyorum siz yapın. Beni karıştırmayın. Bir arkadaş şirket kurdu. 10 tane 20 tane şirket iş adamı ticaret yapanların mallarını Avrupa'ya ihracat yapacak. Herkes ortak bir şey kuruyor. Bana söylüyorlar. Ben de diyorum ki yok ben girmem. Bu sefer teşvik etmem istiyorlar. Etmiyorum ben. Bu sefer Şeyh Efendi'yi devreye katıyorlar. Ben Şeyh Efendi'ye karşı gelemiyorum. Ama arkadaşları diyor katılmayın. Tabii sözümü dinleyenler var bir de dinlemeyenler var. Sözümü dinleyenler katılmayın dediklerim geri duruyor. Ama onların geri durduğunu, o arkadaş neden olduğunu biliyor, şikayet ediyor beni Şeyh Efendi'ye. Ve en son duyduğumda kaç, 5 milyon mark ütmüşler piyasada. Gitti paralar. İşin içerisine mafya girmiş, mafya çökmüş bunlara. Mafya çökünce beni aradılar. Abi bizi mafya çöktü bize. Lan oğlum ben mafya mıyım dedim. Abi ne yapacağız dedi. Dedim yok.
Yapacak bir şey yok. Siz nasıl, ne yaptınız, ne ettiniz bilmiyorum. Ondan sonra Şeyh Efendi'ye söylemişler. Şeyh Efendi bana dedi, oğlum filancayı böyle böyle dedi. Bunlar basmış dedi. Basarlar efendim dedim ben. Nasıl yani dedi. O parayı yedirmezler efendim insanlara dedim rahat rahat. Yani bu para gidecek mi onlardan dedi. Gitti bile efendim dedi. Tabii bana cephe olanlar kardeşler bunlar şimdi. Kimse perdenin gerisini söylemiyor. Nereden bozuldular? Para. Menat. Cemaatlerin, siyasetçilerin, iş adamı Müslümanların bozuldukları yer. Adama tatlı geliyor. Adam geliyor şimdi ya sıkıntı var diyor. Elimde de çekler var diyor. Ya bankaya gideceğim diyor. Banka şimdi diyor %3 alacak. Banka %3 alacağını helal hoş olsun abi sana ya. Al bu 100 milyarlık çeki, sen bana 90 lira ver abi. Sen hem Allah rızası için hem benim bir işimi gör, hem sen kazan abi, banka ne kazansın? Benim gözümün önünde oluyor bu hadise. Bunlar işte çok birbirlerine yardımcı oluyorlar. Ne kadar iyi kardeşlik böyle. 100 milyarlık çek oraya. İşte o zaman için 80 kusur milyar para buraya. Ondan sonra bana dediler yani işte o kimse diyor ki yani o normalde o çeki kırdıran parayı sayıyor. Bu fazla al yani fazla para vermişim. Biraz daha ona bahşediyor. Böylece de hani hediye etmiş oldu yani ona böyle. Siz düpedüz faizcilik yapıyorsunuz dedim. Nasıl yani dedi. Basbaya dedim. Siz tatlı faizcisiniz. Dedim kim faizle iştigal ederse Kabe duvarının dibinde anasıyla dedim nikah kıymış gibi olur. Zina etmiş gibi olur diyor dedim hadis-i şerifte. Biri dedi abi dedi ya bu hadis-i şerif dedi sahih mi dedi bana. Bu bizim derviş kardeşlerden sözde. Böyle baktım, senin dersini aldım bundan sonra dedim, hiç bağın bağlantın yok senin dedim. Bu kaldı böyle. Bir daha dedim benim yakın dairemde de durma. Nereye gidiyorsan git dedim. Böyle baktı. Dedim yok, sen resmen faizcisin dedim. Bu başka bir tane daha faizci var, ondan samimi. O da başka bir şehirde. Bunlar çok samimiler. Ben de biliyorum onu. Dedim tamam sen bulmuşsun paralelindeki adamı dedim. Bu da aynı dedim. Siz kibar faizcisiniz dedim. Tatlı faizcisiniz. Bakın ne oldu? Menat bozdu onu. Para bozdu. Bir şey daha açtınız, bir şey daha açtınız. Oo. Medyayı elinize geçiriyorsunuz. Bir şey daha açıyorsunuz. Eğitim sistemini ele geçiriyorsunuz. Güç. Çoğaldınız. Güç. Biz vurduğumuz zaman ses getiririz. Güç. Ve bu gücü ele geçirince sen tevhidi unuttun. Bu gücü geçirince eline Allah'ı unuttun. 5 kişiyken ya Rabbi diyordun. 50 kişi olunca ben bunu hallederim dedin. Cebinde 5 lira varken ya Rabbi diyordun. Cebinde 50 lira olunca tavrın değişti, tarzın değişti. Tokadı yer insanlar. O yüzden evet, dershaneler kapandı. Aslında devlet dershaneyle okula çevirdi. Dedik okula dönün. Herkes dershaneler kapanıyor diye yaygara bastı. Okula çeviriyor devlet. Devlet bu mu? Evet. İtaat ettiğiniz devlet bu değil mi? Evet. Devlet bir kanun değiştirdi. Ne yaptı? Dedi ki bütün dershaneleri okula çeviriyorum.
Dershanedeki öğretmenleri de öğretmen olarak alacağım. Sınavlı sınavsız bilmiyorum, o zamanlar bir şey çıktı. Ortalığı yaygaraya çevirdiler. Sebep. Menat. Sebep. Lat. Güç. Güç ve para kaybı. Güç ve para kaybı. Diyecekler ki şimdi, ya sen bir yerlere laf atıyorsun. Kimseye laf atmıyorum. Bir sufi topluluğun, tekrar söylüyorum, bunun altını çiziyorum. Bir sufi topluluğun şirketi mi olurmuş? Şirketlerin en başında da şeyhleri duruyor. Şeyh vefat etti. Şirketin başını, şirket şey efendinin üzerine kim geçecek başına? Ya oğlu geçecek ya damadı geçecek. İkisinden biri. Aileye kaldı şirket. Bütün insanlar para topladılar, şirketi kurdular mı? Evet. Kimin para şimdi? Çok basit sorular bunlar. Para topladık, bir yer aldık, dergah kurduk. Muhteşem bir şey. Tapusunu kimin üstüne yaptık? Arkadaşlar samimi olarak bu tekliflerle benim yanıma çok geldiler. Abi bir yer alalım, buna gücümüz var. Biz de Adnan Hoca'la dinledik değil mi Adnan Hoca? Dediler değil mi? Gücümüz var, bir yer alalım, yapalım. İyi. Kimin üzerine yapacağız? Şahsın üzerine yaparsak, kimin üstüne yaparsak yapalım. Öldü ya. Öldü. Vakfın üzerine yaptık. Tamam. Şeyh Efendi öldü. Vakıf orada duruyor, binada duruyor. Kime intisap edildi? Tarih boyunca inananların sadece Müslüman olarak değil, Adem'den itibaren inananların üç tane putu var. Kadın, şehvet yani. Para, menat, güç. Bu üçü. Bu üçünden bozuluyor herkes. Bozulunca Şuna hamd ediyorum. Yani bu dünyadayken ona birey olarak birey, bir şefkat tokadı olarak görsün, tövbe edip geri dönsün. Topluluk şefkat tokadı olarak görsün, tövbe edip geri dönsün. Gusül abdestsiz ne zamana kadar durabiliriz? İki ezan vakti kadar. Üzerinden bir ezan vakti geçmeyecek. Gusül abdestsiz neleri yapamayız? Yeme, içme, uyuma, gezme. Hiçbir şey yapmamaya gayret et. Hızla gusül abdestini al. Ne uğraşıyorsun ki, şunu yapabilir miyiz, bunu yapabilir miyiz diye. Hani Hazreti Ali Efendimiz demiş ya, yani ilim bir noktadır, cahiller çoğaltır diye. Gusletmen gerekiyor mu? Evet. Kalk guslunu et, ondan sonra ne yapacaksan yap. Yiyecek misin, içecek misin, gezecek misin? Mecburiyetin yok ise. Ama mecburiyetin var. Bir yere, bir misafirliğe gittin. Misafirlikte örneğin işte gusletmen gereken bir hal oldu kendince. Misafirin de işte hanımı genç kız var evde veya gelin var. Önceden insanlar bu tip misafirlikler yaşarlardı. Yanlış anlaşılma ihtimali var. O zaman git abdest alır gibi yap. Hiçbir şey yapamıyorsan ağzını çalkala, elini yıka. Ondan sonra çok az, böyle hiç kimse anlamayacak kadar bir şeyler ye, iç.
En yakın zamanda hızla çık evden, git bir yerde guslet. Evinin içindesin. Yok gusletmeden su içebilir miyim? Guslet de ondan sonra git damacanının altına yat. Televizyonda Samanyolu, Kanal Türk, bugün TV kapatıldı. Kapatılmadı. Nereden çıkarıyorsunuz kapatıldı diye? Ne o uyduyla bağlantısı kesildi. Sözleşme imzalamamışlar. Geçenlerde okudum haberde. 2014'te bitmiş sözleşmeler 2014'ten beri yeni sözleşme imzalamamışlar. Kanallar kendileri imzalamamışlar. Ticaret adam diyor ki ben senin kanalını yayınlamayacağım. Git bir tane kanal bul, yayınla. Ticaret yapıyor. Bakın hala da ayrıştıramıyoruz biz. Ticaret yapıyor. Ticari bir kanal. Reklam paralarını dağıtıyor mu? Bana ne? Burası ticarethane değil. Bak ne kadar rahatım. Oturuyor. Buraya da geldi birkaç sefer polis. Ne yapıyorsunuz? Sohbet var, zikir var. Dönüyor, gidiyor. Hukuken suç değil. Ticarethane olmuş olsa gelecek vergi levhası soracak, makbuz soracak, fatura soracak, defter soracak, kitap soracak. Ya neden soruyorsun? Ya soracak ticarethane ise. Bakın ticarethane ise soracak. Camiye gidip defterini getir bana diyor mu? Demiyor. Burası ne? Dershane. Ticarethane kardeşim. Para aldın mı sen milletten? Aldın. Çek senet aldın mı? Aldın. Ödeyemeyenlere icraya gittin mi? Gittin. Hayır kurumu duydun da ödemeyenlere neden icraya gittin o zaman? Ticarethane defterini de soracak, kitabını da soracak senin. Ya defter soruyor bize. Ya soracak ticarethanesin. Benden bir farkın var mı? Başka ticarethanelerden ne farkın vardı? Demek ki farkın varmış daha önce. Ne bağırıyorsun? Demek ki daha önce iltimas geçmişler sana. Devleti idare edenler bu insanların hakkını, hukukunu peşkeş çekmişler demek ki. Ulan bizim kapımızın önünden maliyeci eksik olmuyordu. Sabahtan geliyordu 28 Şubat'ta. Daha kapının önüne bir tane koli yaptık, kapının önüne koyduk kapının. Lan dedim kapının önünde. Terbiyesiz adam. Daha dedim malın gideceği yere yazmadım. Ne risalesi istiyorsun benden? Baktı öyle. Dedim ya kapının önünde. Katil mi edeceksin beni dedim. Ticarethane. Koyacak adam maliyeciyi kapının önüne. Yapma ticaret o zaman. Burada vergi levhan var mı var? Ticarethanesin kardeşim sen. Türkiye burası. Gelir adam denetler seni. Ceza keser. Mahkemeye verir. Kayyuma devreder, bilmem neye devreder, devreder ticarethanesi. Bağırsaydınız ya Nilüfer Turizmi de kayyum atadı adam. Doğru mu? Doğru. Yıllardır kayyumda durdu mu? Durdu. Adam mahkeme 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 bütün mallarını geri aldı mı? Aldı. Ne bağırmadı bütün Türkiye?
Orada hukuk duruyor. Adam geliyor, ya bizi denetliyor, seni neden denetleyince bağırmıyor? Bana ceza kesiyor. Ben bütün cemaati maliyenin önüne götürüp Kur'an-ı Kerim mi okuttum? ...28 Şubat'tan daha, hatta bazen söylüyorum ya, mahkemeleri kazandım, karar düzeltmede duruyor. Ne yapayım şimdi? Hep beraber biz gidelim, cüz mü okuyalım mahkeme kapısında? Böyle bir safsata var mı ya? Ticarethanesin kardeşim, gelecek denetecek, kesecek cezayı, patlatacak cezayı, patlatacak. Mahkemelerde sürüncen, sürüncen. Sistem bu. Bağırmanın anlamı yok. Televizyon kurmuşsun, kurmuşsun. Başkalarını da iptal ediyor. Bakıyorsun 200 tane kanal var. Aa, sinyal yok. Bakıyorsun iptal etmiş adamın şeyini. Ne o? Sözleşmesini. Ne yapsın şimdi o kanal sahipleri de gidip de ondan sonra ellerini cüz alıp ağlasınlar mı? Kanalımız kapandı diye. Yok kardeşim, bu sistem bu. Git o zaman Avrupa'dan bir tane şeyle anlaş, Amerika'dan anlaş. Ondan yap yayınını. Ticarethane değil mi? Nasıl olsa para da lazım olursa çuvalların altında gelir ödenir. Bunları ne kapat, ben kapanma olarak görmüyorum. Normal eski antenler çekiyor. Var ya şeyler. Uydu olmayanlar, evlerin tepesinde olanlar var ya. Biraz sola çevir, bağırıyorsun ya. Onlar çekiyor. Seyretmek isteyenler seyredebilirler, sıkıntı yok. Hızla geçeyim mi? Saat 10 oldu. Eşime sabahları kahvaltı hazırlamıyorum, kalkamıyorum. Eşim akşam sofrasında annem bana 17 sene kahvaltı hazırladı dedi. Birkaç kere daha bu hadise tekrarlandı. Eşim bana en sonunda efendim dedi ki, eşim bana kahvaltı hazırlamaz ise bana kahvaltı hazırlayacak eş bulurum dedi. Dediğinizi söyledi. Bu durumda eş olarak ben ne yapmalıyım? Ya siz benim sözüme ne bakıyorsunuz ya? Efelim tutmuş benim o esnada. Hiç öyle bir şey der miyim ben ya? Allah Allah, başımı mı yakacaksınız benim ya? Bu saatten sonra ya. Allahu Ekber Kebire. Aman yarabbi ya, yakacaklar benim başımı bu dervişler ya. Hiç öyle bir şey der miyim ben ya? Ben yarın sabahleyin kahvaltı yapacak yer arıyorum desem 1000 tane yer çıkar bana. Hiç böyle şey, Allah muhafaza eylesin. Başımı yak, İsmail. Başımı yakacak bu dervişler bak görüyorum. Yok Allah'a şey olmaz. Olmaz mı bana bir şey? Olmazmış bir şey bana, tamam. İsmail olmaz dedi, olmaz inşallah. Kadınlar eşlerine kahvaltı hazırlasınlar. Erken kalksınlar. Facebook'a, Twitter'a, televizyona takılmasınlar. Kalksın. Adamdan yarım saat 45 dakika önce kalksın. Bir saat önce kalksın kadınlar. Eşlerinin ihtiyaçlarını görsünler. Ne ihtiyacı varsa. Sabahleyin adam ıhlamur gibi olsun, nereye gidiyorsa gitsin. Ondan sonra vur kafayı, yat evde. Adam gitti nasıl olsa. Sabahları adamları kahvaltısız göndermesinler evlerinden. Benim bildiğim bu. Benim aile terbiyem, gördüğüm de bu. Biz sabah saat 5'te Oturay'a yola çıkardık. 6'ya 7-8 kala Tire'ye Oturay vardı meslek lisesine giderken.
Biz her sabah sıcak kahvaltı yaptık babamın sağlığında. Babam vefat ettikten sonra biz de dizen kaçtı. Babamın sağlığında kahvaltısız gittiğimizi hatırlamıyoruz biz. Hatta bir gün abim poğaçayla geldi. Baktım, bu ne lan dedim ben. Böyle baktı. Ben dedim, 3 yıl meslek lisesine gittin Tire'ye dedim. 3 yılda dedim ortaokula gittin. 5 yılda dedim şeye gittin, ne o? İlkokula gittin. Bir günden bir güne dedim kahvaltısız gittiğin oldu mu dedim ben. Düşündü bu şimdi. Olmadı dedi. Elimi omuzuna vurdum. Ah anacığım dedim. Ah babacığım dedim. Bu kaldı. Yok. Kadınlar yarım saat 45 dakika önce kalkacaklar. Kahvaltıya hazırlayacaklar. Öyle kalkamıyorum. Yok yapamıyorum. Yok işte uyku ağır basıyor. Yok hoş şeyler değil. Allah bizi affetsin. Edep ne değildir? İnsan sevdikçe mi edeplenir? Yoksa Allah tarafından bir lütuf mudur? Edep bir kimse uğraştıkça edeplenir. Güzel ahlaktır. Birkaç aydır işsizim. Bugün bir firmaya kabul edildim. Ancak namaz kılmaya kesinlikle izin verilmiyor. Tam da istediğim gibi bir iş aslında. Ne yapmalıyım bu durumda? Ya namaz dediğiniz şey 5 dakika. İstismar edilmezse. Öğlen yemek zamanın var mı? Var. Hiç eğlenme. Git tıkır tıkır 15 dakikada yemeğini ye. Abdestini al. Öğle yıkıl, ikindi yıkıl. Cem et. Evet. Çıktın işten. Hemen akşam yıkıl, yatsı yıkıl. Bitti. Bahane bunlar. Sen gider orada no, öğlen paydosunda namazını kılmazsan ondan sonra mesai başlamış şefe ben namaz kılabilir miyim? Namaz kılmama izin ver benim. Öğlen ne kılmadın? İstisma. Allah muhafaza eylesin. Nikah benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi uygulamazsa benden değildir. Evleniniz, çoğalınız. Ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar ederim. Ama benim eşim çocuk istemiyor. Maddi bir sıkıntımız da yok. Kendisi şu an burada sizi dinliyor. Bir kadının bu noktada çocuk istemeyen kadınsa kadının buna hakkı yok. Kadının çocuk istememe hakkı yok. Bakamayacak noktadaysa kadın şunu beyan eder. Ben çocuğa bakabilecek noktada değilim. Zaten çocuğun bakımı erkeğe aittir. Erkek de der ki sen doğur bakacak olan benim der doğurur kadın. Kadının rahmi erkeğe aittir. Kadına ait değildir. Ama erkek ben çocuk istemiyorum diyorsa burada problem var. O zaman kadının boşanma hakkı doğar ben çocuk istiyorum diyorsa. Veyahut da bir erkek de ben çocuk istiyorum derdi. Kadın illaki diretiyorsa, ben doğurmayacağım diyorsa, adam diyorsa ki ben baktırırım da, bakacağım da, işte anneme baktırırım, sen ister bak, ister bakma, işte kız kardeşime baktırırım, eve bir tane bakıcı tutar, baktırırım diyor adam. Ama kadın yine de ben doğurmayacağım diyorsa adamın da boşanma hakkı doğar. Oğlum pazartesi askere gidecek. Allah hayırlı tezkere nasip eylesin. Ablam sınava girecek. Allah hayırlı akıl nasip eylesin. Fâlemennâhû. Cemiyen Enbiya'yı ve
ve'l-mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha.